Hamdi Pera. Selamünaleyküm hocam. Fethullahçılar çocuklarını Hristiyan olarak yetiştirme kararı almışlar. Batı ile daha entegre olmak için sonraki nesiller daha güçlü bir şekilde Müslümanlığa dönecekmiş. Bu konuda fikriniz nedir? Bence iyi bir karar almışlar. Hiç olmasa Hristiyan olsunlar da ama hain olmasınlar. Bu hainlik ayrı bir şey yani. Hainlik özelliği ayrı bir şey. Bir insan Fransız olabilir, Alman olabilir, Amerika olabilir, Çin, Rus olabilir. Hain olmasa ona bir insan nazarıyla bakmak lazımdır. Bakın, mesela Mao, mesela Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini, dünyanın görüp görebileceği en zalim insanlar, öyle mi? Mustafa Kemal. Bu önce saydıklarımın hepsi hain değildir. Hiçbiri hain değil bunlar. Bunlar vatanlarına, mesela Mao, komünizmin Çin'i daha ileri götüreceğine inandığı için orada o işi yapmıştır. Hitler, Alman ırkının yüksekliğini ispat için dünyayı işgale kalkmış. Alman ırkı için. Dikkatinizi çekiyorum. Mussolini öyledir. Lenin öyledir. Rus milletinin menfaati için onu yapmıştır. Ama bizim devletimizde bu inkılapları yapanlar haindir. Bu milletin menfaati için değil, bu milletten bir Fransız milleti çıkarmak için yapmıştır. Bir Alman milleti çıkarmak için yapmıştır. Türk milletinden, Anadolu insanından, şu Müslüman insandan bir Fransız yapmaya çalışmıştır. Milletinin hainidir. Devletinin hainidir. Onun için bizimkiler gayrimeşrudur. FETÖ, ben tebrik ediyorum. Eğer böyle bir karar almışlarsa tebrik ediyorum. Hristiyan yapsın. Ne yaparsa yapsın, hain yapmasın. Yani bir Müslümana Amerika'nın kölesi, iti, köpeği yapmasın. Şu anda Türkiye'den giden adamların hepsi Amerika'nın pisliği, tuvalete bıraktığı o şerefsiz halden daha aşağıdır. Şahsiyetsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir, haindir. Üç nesli Amerika'nın haini yapmıştır bu herif. Bu telafisi mümkün olmayan bir zarardır. Telafisi olmayan bir zarardır bu. Yani hainlik bir şeye benzemiyor. İsterse Hristiyan olsun, ister Macisi olsun, ister Budist olsun, ister bilmem ne olsun, ne olursa olsun, hain olmasın. Hainlik kalitesizliktir. Hainlik alçaklıktır, namussuzluktur, haysiyetsizliktir, şerefsizliktir, dinsizliktir, imansızdır, hainin hiçbir şey yoktur. Üç neslimizi hain etti bu herif. Ve halen Türkiye'de baskın yapıyorlar bilmem nerede, bilmem ne evlerinde, bilmem ne. Hain. Vatan haini, Amerikan ajanı, NATO ajanı. Ben ne yapayım? Kanun değil, caydırıcı değil kayın. Kanun caydırıcı değil. Caydırıcı olmazsa kanun şımartır. Kanun caydırıcı değil. Dünyanın her yerinde hiç istisnası yok. Hainin hükmü ölümdür. Haini öldürmezsen hainlik yayılır. Hainler çoğalır. Yüz bulur, şımarır. Sen onu iktisadi yönden çökertemezsin. Onun arkasında Amerika var, NATO var, Avrupa var. Hiçbir maddeten mütezarır olmaz onların. Hepsinin maaşı gider onlara.
böyle bir hıyanet şebekesini çökertmenin çaresi caydırıcı kanundur, caydırıcı kuvvettir. Onun için FETÖ eğer öyle bir şey yaparsa, yani Hristiyan yaparsa, ya bir Müslüman Hristiyan olmaz. Demek ki bir şey yapacak yani o. Çünkü onların marifetleri, oyunları çok. Hain olacağına Hristiyan olsun. Hristiyan hainden 1000 defa yukarıdır. 1000 defa. Bu FETÖ'cülük çok büyük bir bela. Çok ciddi bir devlet, ciddi bir takiple 25 senede bu pisliği temizleyebilirse aferin o devlete. Ve kuvvetle takip etmenin yanında ilmi takip lazımdır. Bu ilmi bir hadisedir çünkü. İngiliz oyunudur. Dini gidiyor, dini. Dini istismar ederek bunlar yürüyorlar. Risale-i Nur'u kullanıyorlar. Risale-i Nur'un hakikatini ortaya koyan faaliyetlere devletin destek vermesi lazım. Biz layıkız deyip kenarda duramazlar, devlet gider. Devlet gider. Şakası yok bu işin. 15 Mart, 15 Haziran, Temmuz bize gösterdi bunu. 15 Temmuz bize bunu gösterdi. Ve zannetmeyin ki NATO bunu unuttu. NATO'nun tarihinde bir darbeye teşebbüs edip de muvaffak olmamak diye bir yazı yoktur. Bizim 60 ihtilalimiz, 70 ihtilalimiz, 80 ihtilalimiz, bunların hepsi NATO'nun marifetleridir. Bu sırf bizde olan. NATO bir darbeye teşebbüs ederse neticeyi alır. Aksi yazılı değil bunların defterinde. Sırf 15 Temmuz'a gelinceye kadar. Allah o gün ümmeti Muhammed'i tuttu, kulağı küpeliler tankın dibine kendisini attı. Gözlerimizde gördüğümüz şeyler. Ve çocuklar, şu Ankara'da olmuş çocuklar, damlara, çatılara çıkmışlar, uçak kalkacağı zaman üzerine atlayalım, uçağı durduralım diye. Böyle olmadık, anlaşılmayacak bir cereyan, bir neşe, bir cezbe hasıl olmuş. Allah ümmeti Muhammed'i korudu. Çünkü bunlar kızıl kemalist. Bunlar kızıl kemalist. Kızıl kemalistin alternatifi yeşil kemalist. Hulasa NATO büyük bir belayı azimdir. Allah devletin aklını başına getire. Bu meseleye çok ciddi davranmalar lazım. Adamları tutup içeri atıp tekrar çıkarmak marifet değil. İlmi bunlara Risale-i Nur canibinden ilmi mukabele lazımdır. Yoksa bu belayı durduramazlar. Biz herhangi bir şeyin peşinde değiliz. Ben 80 yaşında adamım. Bundan sonra beklediğim bir şey yok. Ne şan, ne şöhret, ne o, ne o. Devleti götürürler. FETÖ devleti götürür, alır. Polisle, jandarmayla, içeri tıkmayla bu işin önüne alınmaz. İlmi bir hadisedir bu. Risale-i Nur'un hakikatini Azimendi'nin anlayışı istikametinde devletin destek vermesi lazım. Aksi halde bunu önleyemezler. Bence bir adamla Hristiyan etmek ya hain olmasından çok üstündür. Çok üstündür. Bugün şu anda 3 neslimizi en zeki, en kabiliyetli, en yüksek zekaya sahip evlatlarımızı Amerika'nın pisliği yapmıştır, hain etmiştir. Türkiye'nin haini Amerika'nın sadık köpeği yapmıştır. Böyle bir fecaat. Görülmemiş bir şey.